Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 5. Olağan Kongresi için canlı yayınımız devam ediyor. Bu spor salonu artık iyice heyecanını almış durumda, böyle söylemek mümkün. Sabah vaktinde tanıtım filmi iki kez gösterildi. Şimdi de bütün ülkelerin ismi tek tek sayılıyor. Ayrıca az evvel yayında da söylendi. Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun buraya gelmesi ve dışarıda, salonun dışında bir konuşma yapması bekleniyor. Birçok basın mensubu biz de pozisyonumuzu aldık. Sadece salonun içinde değil, dışında da ciddi bir kalabalığın olduğunu söylemek, altını çizmek gerekir. Şu anda da yanımızda konuklarımız var. Enerji Bakanı, eski Enerji Bakanı Taner Yıldız ve Habertürk Gazetesi'nden Sayın Muharrem Sarıkaya, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Sayın Yıldız, yönetimde bir ciddi, listede ciddi bir değişiklik bekleniyor. Şöyle, tabii ki Türkiye'nin değişen yapısıyla, Türkiye'nin gelişen dünya yapısıyla AK Parti eş anlamlı olarak tanılıyor. O yüzden AK Parti'nin de kendi içindeki dinamizmini yenilemesi ve gerek MKYK, gerekse MYK ile alakalı, gerekse Bakanlar Kurulu ile alakalı, yani bütün milletvekili adaylarıyla da beraber bu yenilenmenin içerisinde olacaktır. Bu değişimin içerisinde olacaktır. Önemli olan büyük ölçüde bu gücü Türkiye'ye aktarmasıdır. AK Parti'nin gücü, AK Parti'nin istikrarı, AK Parti'nin sürdürülebilir oluşu, Türkiye'nin istikrarı ve sürdürülebilir oluşuyla eş anlamlıdır. Bunu 7 Haziran seçimleri sonrasında milli iradenin vermiş olduğu göreve rağmen bunun böyle olduğunu gördük. Yani Türkiye'nin ana omurgası, Türkiye'nin ana taşıyıcı aksıdır AK Parti. O yüzden kendini yenilediği kadar, kendini bu manada ileriye taşıdığı kadar Türkiye'nin de taşınacağına inanıyoruz. O yüzden bu tür değişiklikler söz konusu olacaktır. Bu konu için birçok ilkin yaşanacağı söyleniyor, yaşandığı söyleniyor. Sayın Erdoğan olmadan yapılan ilk kongre ya da AK Parti'nin iktidar olmadığı halde yaptığı ilk kongre gibi başka ilklerde olduğu söyleniyor. Ne dersiniz? Nasıl farklar var? Tabii kurucu genel başkanımız, Sayın Cumhurbaşkanımızın kendine has coşkusu, kendine has karizması, kendine has dominant kişiliğinin özellikle kongrelerde, tanıtım filmlerinde de bunu bir kez daha gördük. Tartışmasız damgasını vuran bir olgudur, yapıdır. Tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımızın, kurucu genel başkanımızın, bir önceki başbakanımızın bu kongrelerdeki ruhunun, havasının yaşatılması son derece önemli. Çünkü bugünlere onun liderliğiyle beraber gelindi. Onun güçlü kişiliğiyle beraber gelindi. O yüzden bugün burada olmamasının tabii ki kongrenin havasını farklı şekilde etkilediğini görüyoruz. Ama belki bir o kadar daha önemli olan, özellikle bugünlerde canlarımızın, yiğitlerimizin, yavrularımızın yitirildiği şehitlerimizin ile beraber bunu yapılıyor olması. O yüzden biraz önce de anons edildi. Müzik kullanılmayacak. Yani onların aziz hatırasına hürmeten müzik kullanılmayacak. Gazilerimiz için aynı şekilde benzer bir hürmeti simgeleştirmek, burada somutlaştırmak istiyoruz. Ama görüyorsunuz coşkuyu, heyecanı, gerek salonun içerisinde gerekse salonun dışarısında bunu çok fazla hissediyoruz. Ben biraz dolaşarak da geldim. Her zaman AK Parti dinamizmini ve kendini daha da ileri taşıyacaktır. Sayın Yıldız, tüzükte ne değişecek bugün? AK Parti tüzüğünde ne değişecek? Özellikle 3 dönem kuralı ile alakalı malum. Bir önceki 7 Haziran seçimlerinde 3 dönemini doldurup da o kural gereği seçimlere katılamamış olanların katılma imkanı açılmış oluyor. Aynı zamanda bunun 1 Kasım seçimlerinde 3 dönem kuralına uğrayacak olan yaklaşık 25 kişinin de bundan etkilenmemesi sağlanıyor.
Şimdi burada bu değişimin biliyorsunuz ben 3 dönem kuralıyla alakalı çok açıkça fikrini kamuoyunda beyan etmiş birisi olarak da söylüyorum. Bu değişimin de bize gittiğimiz özellikle bütün illerde çok iyi bir şekilde yapılması lazım geldiği söylendi. Yani tecrübeyle dinamizmin birleştiği çok ince bir nokta var. Onu çok iyi yakalamamız lazım. O yüzden tabii ki 71 kişinin beraberce bu seçimlerde aday olması söz konusu olmaz. Tabii ki belki 25 kişinin de aynı şekilde 1 Kasım seçimlerine aday olarak girmesi söz konusu olmayabilir. Ama makul sayılarla ve Türkiye'deki AK Parti'nin gücünü en yüksek seviyeye taşıyacak bir tarzı yakalarsak bence bu manada Türkiye'ye de hizmet etmiş oluruz. Yalnızca AK Parti'ye değil, aynı zamanda AK Parti dolayısıyla vesilesiyle Türkiye'ye de hizmet etmiş oluruz. Fabrika ayarlarına dönme ve abdest tazeleme benzetmeleri, metaforları çok yapıldı. Ne anlamamız lazım bizim bu benzetmeden? Şöyle, ben her iki tanımın da bir kısım komplikasyonlar olduğu kanaatindeyim. Niçin? Şimdi tabii ki özümüzle alakalı biz halkmış gibi yapamayız. Biz halkın kendisiyiz. Biz vatandaşmış gibi yapamayız. Biz vatandaşın kendisiyiz. Biz bu işin özündeyiz. Bize 7 Haziran seçimlerinde bir mesaj verildi. Tabii ki o mesaj bir kısım noktalarımızı telafi etmemiz lazım geldiğini, özellikle 2002 ruhuyla alakalı bazı mesajları tazelediğini gördük. Ancak gelişen dünya şartları, bölgenin şartları, ülkenin şartları AK Parti'nin de kendi içinde bir kısım yenilemeleri öngörüyor. Bu ille 2002'deki fabrika ayarları anlamına gelmiyor. Fabrika ayarları aslında biraz mekanik bir tabir. Yani oraya atfetmesi aslında yanlış bir şey değil. Ama önemli olan 2002'deki bizle beraber, benle beraber değil, bizle beraber, biz ruhuyla beraber birbirimizi tamamlayan, birbirimizi destekleyen, birbirimizin hukukunu güçlendiren bir yapıyla beraber bunu sağlamış olmak. 7 Haziran seçimlerinde bir kısım eksiklerimiz vardı ki bir önceki seçimden daha az oy aldık. Ama biz hala birinci partiyiz. Bakın 7 Haziran seçimlerinden sonra yine Türkiye'nin bütün sorumluluğunu omzunda hisseden, bu yönetimin bütün sorumluluğunu hisseden yapı yine biziz. Hükümet olarak yine devam ettik. Seçim hükümetinde de bu sorumluluğu yine aynı şekilde hissettik. O yüzden ben AK Partisiz bir demokrasinin artık tanımlanamayacağını, bunun sorumluluğunda olan bizlerin tabii ki bu manada kendini 2002 ruhuyla beraber tekrar yapılandıracağını, bunun da çok tabii bir şey olduğunu söylememiz lazım. Peki Sayın Taner Yıldız buradayken muhtemelen Sayın Taner Yıldız'dan cevap alamayacağımız bir soruyu bu yayında bizle birlikte olan gazeteci Muharrem Sarıkaya'ya soralım öyleyse. Liste konusu ve küskünler konusu Ankara'da olduğu gibi Türkiye'de de çok konuşulan bir hadiseydi. Bu iki başlıkta ne söyleyebilirsiniz Muharrem Sarıkaya? Şöyle ki öncelikle merhaba. İyi yayınlar diliyorum Sayın Bakan'a da. Sağ olun. Şunu söyleyeyim. Sayın Bakan'ın yanında sormuş olduk evet, bu soruyu. Adalet ve Kalkınma Partisi ilk kez böyle bir durumla karşılaşıyor. Biraz önce sizin de söylediğiniz gibi. Yani 2002 diye bakarsak aslında 2001 Ağustos'tur kuruluş dönemi. Ama 2002 olarak dönüp baktığımızda o günden bugüne gelişen sürece baktığımızda böyle bir durumla hiç karşılaşmamıştım. Yani ne liste mücadelesi söz konusuydu ne de bir girişim olarak kalmış olsa bile bir lider adaylığı söz konusuydu. O günden bugüne şöyle suratle bir bakarsak Adalet ve Kalkınma Partisi açısından en önemli nokta siyasetiyle sosyolojisini, toplumsal sosyolojiyi bir araya oturtturduğu için başarı kazanan bir partiydi. Nitekim 2002'de geldiğinde siyasal geleneğini tahkim eden Refah Partisi veya Milli Selamet Partisi gibi bir tutum takınmayıp dört eğilimi içinde konsolide eden bir parti görünümüyle ortaya çıktı. Demokratikleşme, bireye daha fazla önem verme, bütün bunlar Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu süreç içerisinde %49'lara kadar oyunu yükseltti, belirli bir noktaya getirdi.
Ve buradaki en önemli cevvaliyeti, en önemli motor gücü de biraz önce Sayın Bakan'ın da söylediği gibi Erdoğan'dı. Yani o partiyi sürükleyen bir yapıydı. Ama bu arada partinin bir eksikliği vardı. Parti kendi kimliğini ve kendi tanımını, siyasi yelpazedeki konumunu bir türlü oturtturamadı. Yani buna muhafazakar demokratlık dedi ama tavanda bunu çok içselleştirmedi. Ve partinin kimlikleştirme süreci tek bir lidere dayalı hale dönüştü. Yani Erdoğan'ın partisi. Geçmişte benzer sorunları Özal'da ve Demirel'de de yaşamıştı. Demirel için Adalet ve Kalkınma, Adalet Partisi, Özal için de Anavatan Partisi, onun adıyla tanımlanan, onun adıyla konsolide olan bir partiydi. Benzer durum Erdoğan için de geçerliydi ve nitekim Erdoğan'ın gitgide dominantlaşan kimliği o ilk baştaki ekip hareketini belirli oranda güç yitirmesine yol açtı. Ve 2011'e gelirken bu güç yitirmesiyle birlikte bir başka şeyle daha karşılaştık. O da Adalet ve Kalkınma Partisi'nin toplumsal tabanıyla, yani siyasal tabanıyla ürettiği siyaset arasındaki makas açılmaya başladı. Çünkü 2002'de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin dört eğilimi bir içinde tutan, konsolide eden o yapısı liberallerin, sol kesimin yavaş yavaş ayrılmasıyla daha sığlaştı ve yelpazesi daraldı. Bununla birlikte o yelpazenin içinde yer alanların da talepleri hızla farklılaştı. 2002'de mütedeyyin bir hükümetin, 2007'de başı secdeye gelen bir cumhurbaşkanı yeterliyken 2011 sonrasındaki beklentileri, sosyolojik beklentileri ne karşılayacak bir siyaset üretmekte zorlandı. Nitekim 2015 seçiminde %49'dan %41'e gelişmesi, yani 9 puan, %9 düşmesi, 9 puanlık düşüşü yüzdeye vurursak %20'lik bir düşüşe neredeyse denk gelir. Dolayısıyla bu kadar büyük bir düşüş aslında bunun da bir göstergesiydi. Bu arada bir şey daha yaptı. Adalet ve Kalkınma Partisi 2002'de geldiğinde kurucu irade ve laiklik ana ekseni oluşturuyordu devlette. Ve onun karşısında da din ve Kürt meselesi vardı. Adalet ve Kalkınma Partisi bu meseleyi de hallederek gelmişti. Yani bu meseleyi de çözümleyerek bir noktaya gelmişti. Ama geldiğimiz noktada o gün kurucu irade ve laiklik konusundaki vermiş olduğu güvenlikçi mücadeleye karşı duruşu bugün güvenlikçi mücadeleyi içselleştiren bir şekle dönüştüren hale geldi. Bu da sıkıntısını ciddi oranda arttırdı. Bunun üzerine şimdi partide ilk kez 14 yıl aradan sonra söylenti bile olsa bir lider mücadelesinin çıkması, bir liste mücadelesinin olduğu söylentisi bile, ki gerçek bu, çok net bir şekilde görülüyor. Bütün bunlar sorunun aslında bir başka aşamaya geçtiğini gösteriyor. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Haziran seçiminde, 7 Haziran seçimindeki en büyük sorunu seçmenin kafa karışıklığıydı. Yani lider kim sorusu altında. Çünkü Erdoğan'ın meydanlara çıkması, Davutoğlu'nun çift başlı görüntü vermesi, ki bunu söyleyen ben değilim, ANAR'ın başında bulunan, ki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin en önemli araştırma kurumudur, İbrahim Uslu'nun yaklaşımıdır. Sayın İbrahim Uslu da bu çift başlı görünümün, bu çift başlı sıkıntının büyük oranda sorun yarattığını söylüyordu. Nitekim Sayın Bakan'ın da seçim bölgesi olan, şimdi milletvekili seçildi, Büyükşehir Belediye Başkanı'nın o dönemde vermiş olduğu raporda bunu çok net bir şekilde Kayseri bölgesi açısından ortaya koyuyordu. Çünkü seçmenin kafası karışmıştı. Şimdi bu karışıklık ikinci bir karışıklığa daha neden oldu. İkinci bir karışıklık daha şu an karşımızda duruyor. Yani buna karşılık aday çıkartabilecek veya karşısında res çekebilecek bir şey. Aslında demokratik açıdan, siyasal partilerin demokratik süreçleri açısından çok sağlıklı bir şey. Yani karşı aday çıkması. Karşı aday olması. Çünkü o partiyi daha da güçlendiren bir unsurdu. Ama baskılandı. Bugüne kadar hep yekpare bir görüntüyle karşılaşmıştı. Tabii. Keşke çıksaydı. Keşke bir liste yarışı da olsaydı. O Adalet ve Kalkınma Partisi'ni daha dinamik bir hale getirebilirdi. Aynen 1991'deki Anavatan Partisi'nde karşılaşıldığı gibi. Peki. Şimdi bu analizlere Sayın Yıldız. Şimdi dikkat çeken konular var. Buyurun. Tabii. Öncelikle şunu söylemem lazım. AK Parti yekpare görüntüsünü kaybetmez hiçbir zaman için. Niçin? Şimdi biraz önce Muharrem Bey'in de söylediği gibi
lider, lideri güçlendirme, lideri ön planda tutma, zaman zaman eleştiri alıyor. Aslında buradaki paradoksa dikkat çekmek lazım. Diyelim ki çift liste veya iki isim konuşulduğunda bunun da bir dezavantaj olduğu söyleniyor. Bir şeye karar vermek lazım. AK Parti'nin kendi içerisinde insan kaynaklarını zengin bir şekilde üretme kabiliyeti her zaman vardır. Yani birçok bakanlık yapabilecek olan, bu kabiliyetlerini başbakanlığa aynı şekilde dökebilecek olan, farklı görevlerde farklı şekilde bulunabilecek olan çok fazla arkadaşımız var. Ben bunu bir zenginlik olarak görüyorum. Peki, özür dilerim araya giriyorum ama Cumhurbaşkanlığı ile parti arasında bir fikir ayrılığı var mı? Hayır. Şöyle bir şeyden bahsetmemiz gerekir. Cumhurbaşkanımız AK Parti'nin şu anda genel başkanı değildir. Ama, AK Parti ile alakalı, tabii neticede. Mutlaka AK Parti ile alakalı, HDP ile alakalı, CHP ile alakalı tabii ki fikrinin olması kadar tabii bir şey yok. Hele hele 12-13 yıl bizatihi emek verdiği bir parti ile alakalı fikrinin olmaması diye bir şey söz konusu olmaz. Ama bu partinin iradesini etkileyecek tarzda gelişmez. Şimdi yani AK Parti'nin içerisine müdahale ediyor tarzındaki bir yoruma ben katılmıyorum. O yüzden insan kaynaklarındaki çeşitliliği böyle bir fırsatı tehdit gibi ben açıkçası görmüyorum. Yani bunu bu tarzda alınmasının daha doğru olacağı kanaatindeyim. AK Parti'nin yalnızca ekonomisiyle, yalnızca idaresi, sosyal yapısıyla değil, Türkiye'yi beyniyle, zihniyle, kalbiyle, vicdanıyla, sağduyularıyla, hatta basireti ve ferasetiyle beraber büyüttüğüne inanıyoruz. Şimdi güvenlikle alakalı konuların zaman zaman ön plana çıkması özgürlük alanını daralttığı anlamına da gelmez. Birçok ülkede de böyledir. 11 Eylül ile alakalı tehdit Amerika Birleşik Devletleri'nde gelişmiştir. Dün yıl dönümü kutlandı. Özgürlükle alakalı konularda kısmi kısıtlamalar olmuştur. Türkiye'nin bugün güvenlikle alakalı, terörle alakalı önemli bir başlığı vardır, önemli bir problem başlığı vardır. Bunu dikkate almadan herhangi bir olayı da izah etmek söz konusu değil. O yüzden AK Parti'nin kendi içerisinde böyle bir dinamizmi yakalıyor olmasını ben herhangi bir tehdit olarak görmüyorum. Peki Sayın Sarıkaya'nın dediği gibi farklı başkan adayları, farklı listeler sahiden bir demokratikleşme göstergesi değil midir size göre de? Bizim aile içinde bu tür tartışmalar, konuşmalar olabilir. Bir değil, iki değil, belki beş tane de olur. Ama oturur kendi aile içerisinde, kardeşler arasında dahi. Yani bir babanın beş tane çocuğu var, kendi arasında bile onlara farklı görevler verdiği söz konusudur. O yüzden ben aile içi tartışmaların, aile içinde daha iyi olsun adına yapılan bütün bu görüşmelerin partinin yeknesak, bütüncül ve yekpare görüntüsüne zarar vermediği kanaatindeyim. Perşembe günkü görüşmede listelerde bir değişiklik yapıldı mı Sayın Yıldız? Ben o konuda Sayın Başbakanımıza görüşmedim. Sayın Cumhurbaşkanımıza da görüşmedim. Bizatihi kendilerinden bunu almamız lazım ama Sayın Başbakanımız, Genel Başkanımız burada bu listeleri sunacak. O manada istişare görüşler yapmış olabilir. Sizin az evvel söylediğiniz bir cümle de dikkat çekiciydi. Benle değil, bizle dediniz. Evet. Farklı isimlerde, örneğin Bülent Arınç da benzer bir açıklama yaptı geçenlerde. Neden bu vurguyu yapıyorsunuz? Bazı fedakarlık yapmayan, kendini ön plana çıkarmak isteyen isimlerin olduğu konuşuluyor. Buna mı siz de değiniyorsunuz? Şimdi biraz önce soruda küskünler olabilir mi? Küskünler hareketi gibi. Biz de görev değişikliklerinin Türkçeden Türkçe'ye tercümesi küskünlük anlamına gelmez. Ben bakanlık yaptım diyeyim, değil mi? 13 yıl milletvekili yaptım. Ben şu anda aday adayıyım. Aday olmayabilirim. Bu kadar basit ve net. Eğer ben bunu Türkiye'nin, ülkenin davası olarak görüyorsam bunu bir makam gerekçesi olarak kullanmamam lazım. Biz dediğim bu. Benim illa bu koltukta, bu sandalyede oturmam gerekmiyor. Bir aşağıda da oturabilirim, dışarıda da oturabilirim. Bugün hizmetler, Türkiye'de sunulan hizmetler, siz de bir hizmet sunuyorsunuz. Milletvekilliğiyle, bakanlıklarla ve bir kısım titrilerle sınırlı değil.
Biz bunu dava olarak gördüğümüz için, biz bunu ülkenin menfaati olarak gördüğümüz için herhangi bir yapısal değişikliği bir küskünler hareketi olarak değerlendirmemek lazım. Kendi adıma söyleyeyim ve bir kısım arkadaşlarım adına söyleyeyim. Biz bunu coşkuyla, keyifle hangi makamda olursa olsun, olsun yapacağız ve bunu da yapmaya devam edeceğiz. Biz de iyi yayınlar diliyorum ve 5. olan kongremizin de hem AK Parti'mize hem de ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Size de hayırlı olsun. Muharrem Çalıkaya ile birlikte buradayız. Salonun içindeyiz ama bir dışarıdaki vaziyete bakalım. Ahmet Davutoğlu'nun dışarıda bu salonun dışında genişte bir konuşma yapması bekleniyordu. Salonun dışında ne olduğunu Deniz Tüysüz aktarıyor. Erhan, hayli kalabalık, 40 bin kişinin gelmesi bekleniyordu. Tabii öyle olunca sabah saatlerinden itibaren yoğunlukta başladı. Başbakan Ahmet Davutoğlu, senin de belirttiğin gibi biraz sonra burada olacak. Tabii mesajlarını, konuşmalarını içeride yapacak. Ancak içeriye girmeden önce de dışarıda buradakilere, buradaki AK Partililere, kongreyi izlemeye gelenlere hitap etmesi bekleniyor. İşte bu yüzden de buraya arkaya, salonun ön tarafına bir platform kurulmuş durumda. Biraz buradaki durumdan bahsedelim, göstererek bahsedelim. Sabah saatlerinden itibaren yoğunluk başladı demiştim. Erken saatlerde arama noktaları oluşturuldu ve kalabalık olacağı için de yoğun güvenlik önlemleri alındı. Buraya gelenler tepeden tırnağa aranarak içeriye girdi. Tabii sabah erken saatlerde daha fazla yoğunluk vardı. Şimdi girişlere baktığımızda o yoğunluğun çok da kalmadığını görebiliyoruz. 40 bin kişi demiştik, 12 bin kişinin bu kongreyi salonda izlemesi öngörülmüştü. 28 bin kişinin de dışarıda izleyeceği dile getiriliyordu. İşte bu sebeple dışarıya 3 bin kişilik soğutmalı bir çadır kuruldu. O çadırda da şu anda AK Partililer, partililer yerlerini almış durumdalar. LED ekranlar kurulmuş durumda. Oradan kongreyi takip etmeye başladılar. Yerlerine yerleşmiş durumdalar. Bu arada bizim bulunduğumuz kapıdan ilçe başkanları, belediye başkanları ve belde başkanları giriş yapıyor. Tek tek geliyorlar. Masalar var. Masalar kurulmuş durumda. Her giriş kapısının önüne delegelerin girişi de ayrı, protokol girişi de ayrı. İşte oradan isimlere bakılınıyor, kimliklere bakılınıyor ve salona girişler gerçekleşiyor. 81 ilden 1071 otobüsün kaldırılacağı dile getirilmişti ve 1445 delegenin bu kongreye katılacağı, takip edeceği söylenmişti. Hayli kalabalık. Biraz önce de belirttiğim gibi yoğun güvenlik önlemleri alınmış durumda. Havanın sıcak olduğunu söyleyelim. Hava sıcak olduğu için de su dağıtılıyor burada. Su servisleri yapılıyor, çay servisleri yapılıyor. Kumanya dağıtılıyor. Buraya gelen, kongreyi izlemek için buraya gelen partililere şunu son olarak söyleyelim. Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun birazdan buraya geleceği bilgisi geliyor. İlk etapta dışarıya bir platform kuruldu. Bu platformda önce dışarıdaki AK Partilileri selamlayacak. Orada kısa bir hitabı olacak. Daha sonra da kongre salonuna gelecek Erhan. Biz kongre salonunda az evvel eski Enerji Bakanı Taner Yıldız'la söyleştik ve bu arada da Muharrem Sarıkaya bizimle birlikteydi. Siz bir analiz yapma fırsatı buldunuz az evvel. Evet. O analize belki devam ederiz ama şunu sormak istiyorum. Abdullah Gül eski Cumhurbaşkanı'na da bir davet gittiğini ve onun da buraya gelmeyeceğini biliyoruz. Bülent Arınç'ın bir açıklaması var davet edilmesiyle ilgili olarak. Herhangi biri gibi çağıramazsınız dedi. Bu konuda ne dersiniz? Sayın Gül'ün burada olmasının nasıl bir etkisi olurdu? Nasıl bir anlamı vardı? Gül uzun süredir partiden ötelenmeye çalışıldı. Yani bunu önce bir görmek gerekiyor. Ötekileştirilmeye çalışıldı. Nitekim dün Habertürk'teki yayında Bülent Arınç da bunu çok net bir şekilde ortaya koydu. Bülent Arınç, Veys Ateş'in sunduğu Habertürk'teki programda önemli bir şey söyledi. Bizim sabrımızı fazla test etmeyin dedi. Bence en önemli cümle oydu. Yani siz bizi ötekileştirebilirsiniz, siz bizi öteleyebilirsiniz ama 2001'de de bizi o dönemki partimiz Fazilet Partisi ötekileştirmiş ve onun sonucunda yeni bir hareket ortaya çıkmıştı dedi. Bu bence çok önemli bir vurguydu. Çünkü Davutoğlu'nun seçildiği kongrede Davutoğlu Gül'ün adını kelime geçirmedi.
Daha sonraki partinin işte seçim bildirgesinin ve aday tanıtımının yine bu salonda yapılan o toplantısında Gül'ün adı yine yoktu. Partinin kuruluş yıl dönümünde de yoktu. İstanbul'daki işte 1473 töreni düzenlendi. Oraya da bir mesajla çağrıldı. Ve bunların hiçbirine de gitmedi. Yakınmasını, kırgınlığını, üzgünlüğünü de bir şekilde parti yönetimine ilettiğini biliyorum. Yani siz bugüne kadar ötekileştirip ondan sonra da düştüğünüzde hadi gel beni kurtar dediğinizde o insanı yanınızda bulamayabilirsiniz. Ama Gül buna rağmen partililerle partinin içinde yeni bir soruna neden olmama konusunda çok dirayetli, çok siyasi ahlakı çok net bir şekilde gösteren, herkese örnek olması gereken bir duruş sergiledi. Bence bu duruş partide çok doğru da okunmalı bugüne kadar. Ve gelinen noktada seçim sonrasında acaba Gül partinin liderliğine tekrar döner mi arayışları vardı. Peki. Bir araya gireceğim müsaade ederseniz. 002 plakalı aracı gördük. Ahmet Davutoğlu'nun içinde olduğu araçtı bu. Eşi Sare Davutoğlu ile beraber kısa süre önce yola çıktılar ve şimdi bizim bulunduğumuz noktaya doğru ilerliyor. Başbakan Ahmet Davutoğlu. Dışarıda az önce muhabirimiz Deniz Gülsüz de anlatmıştı. Onun bir konuşma yapması bekleniyor. Partililer çünkü içerisi kalabalık olduğu kadar dışarısı da kalabalık. Hatta belki içeriden çok daha büyük bir kalabalık dışarıda hala bekliyor. Şimdi Başbakan yanında Süleyman Soylu'yu görüyoruz. Dikkat çeken isimleri buradan gördüğümüz kadarıyla aktarmaya çalışalım ama güvenlik önlemi altında. Kendisi için ayrılan noktaya doğru gidiyor. Başbakanın o noktaya ilerleyişi de bizim bulunduğumuz salonda büyük ekranlardan gösteriliyor. Dolayısıyla fonda duyduğumuz bu alkışın yükselme anı buradaki o büyük ekranlara yansıyan görüntüyle alakalı bir durum. Bir platform kuruldu. Nitekim Başbakan şu anda o platformda yerini aldı. Partilileri dışarıda toplanan kalabalığı selamlıyor ve orada da bir konuşma yapması bekleniyor. Aslında burada içeride salonda olacakların bir işaret fişeği gibi kabul edilebilir dışarıda yapılacak olan konuşma. Mikrofonu eline aldı Ahmet Davutoğlu. Mütebessim ifade elbette dikkatimizi çekiyor ve konuşma başlıyor. Ak yüreklerini Türkiye'nin yüreğiyle buluşturan dava arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. Türkiye'nin her yerinden, her bölgesinden, her şehrinden fevç fevç Ankara'ya geldiniz. Bir tek şeyi söylemek için, biz biriz, beraberiz ve hep birlikte Türkiye'yiz. Sizler bugün zor zamanda Ankara'daki mevcudiyetinizle Türkiye'de sanki olağanüstü bir durum varmış gibi bu durumu yansıtmak için kriz senaryoları çıkarmak isteyenlere karşı Diyarbakır'dan, Erzurum'dan, Edirne'den, Hakkari'den fevç fevç Ankara'ya aktınız. Malazgirt'ten Anadolu'ya akan yiğitler gibi, Anadolu'dan Rumeli'ye giden atalarınız gibi ve Anadolu'dan ve Rumeli'den İstanbul'a büyük fethe yürüyen dedeleriniz gibi ve dahi Çanakkale'ye yürüyen onur için, İstiklal için, istikbal için yürüyen o yüce şehitler gibi. Allah razı olsun. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Biz böyle zor zamanlarda ak bayrağı, al bayrağı yücelten sizlerle gurur duyuyoruz. Allah sizlerine razı olsun. Enerjinizle enerjimize güç kattınız. Varlığınızla varlığımızı pekiştirdiniz. Gür sesinizle gür sesimize yeni bir boyut kattınız. Allah sesimizi gür eylesin. Allah bastığımız toprağı kadim ve güçlü eylesin. Allah bu yurda, bu topraklar için şehit olan aziz şehitlerimizin
emanetini taşıma gücünü bize nasip eylesin. Sizler onun için buradasınız. Bugün vatanın birliği, ülkenin istikbali için hiç korkmadan cesaretle şer odaklarına, terör odaklarına karşı yürüyen yiğitler gibi sizler de Ankara'ya, o yiğitlerin emanetine güç vermeye geldiniz. 7 Haziran sonrası çok senaryolar yapıldı. Bu ülkeyi krize sokmak için her türlü çaba ortaya kondu. Bir anda PKK'sı, DHKPC'si, DAEŞ'i dışarıdaki odaklarla birlikte düğmeye bastılar ve 12-13 yıllık AK Parti iktidarının bütün kazanımlarını yerle bir etmek için harekete geçtiler. Onlar bu şer odakları için harekete geçerken AK Parti kadroları 1 Kasım'da yeni bir demokrasi zaferi için harekete geçiyor. Onlar Türkiye'de kaos senaryosu için harekete geçerken AK Parti kadroları huzur için, AK Parti kadroları izzet için, AK Parti kadroları istikbal için yürüyor. Herkes ve bütün milletimiz 7 Haziran'dan sonra yaşananları gördü. Kimlerin kardeşi kardeşe kırdırmak için, kimlerin bu ülkeyi parçalamak için harekete geçtiğini gördü. Ve onlara karşı AK Parti kadrolarının yanında yer aldı. Aynı şekilde kimlerin Türkiye'de güçlü bir yönetime ihtiyaç varken iktidardan kaçtığını gördü. Biz ne kurulan tuzaklara fırsat veririz, ne de millet güçlü iktidar, güçlü yönetim istediğinde onlardan kaçarız. Biz dik durduk. Bu hareketi başlatan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gibi her zaman her yerde dik durduk. Kurulan tuzaklara karşı hiçbir zaman boyun eğmedik. En zor şartlarda millet gür ve net bir ses istediğinde işte buradayız, işte sesimiz dedik. Ve şimdi siz bu mevcudiyetle işte buradayız diyorsunuz. Burada mıyız arkadaşlar? Hazır mıyız kardeşler? 1 Kasım'a yürüyor muyuz? AK Parti bayrağını iktidara dikiyor muyuz? Türkiye'yi 2023'e küresel bir güç olarak taşıyor muyuz? Var mıyız? Var mıyız? Ve dahi şehitlerin emanetini ayakta tutacak mıyız? Ecdadın emanetini yüceltecek miyiz? Bu aziz gençlere izzetli ve onurlu bir gelecek kuracak mıyız? Kuracak mıyız? Sefere hazır mısınız? Sefere hazır mısınız? Menzili görüyor musunuz? Büyük Türkiye hedefine yürüyor muyuz? 1 Kasım'da hep beraber milli irade diyecek miyiz? İşte AK Parti kadroları. İşaret aldıklarında tereddüt etmezler. İşte ak yürekler. Millet yürek istediğinde yüreğini ortaya koyar. Millet ter istediğinde terini döker. Millet fedakarlık istediğinde önce ben varım der. Allah AK Parti kadrolarından razı olsun. Seferimiz hayırlı, menzilimiz yakın olsun. Vakitler hayrola, hayırlar fethola, şerler defola diyoruz. AK Parti kadrolarının kutlu yürüyüşü hayırlı mübarek olsun. Allah'a emanet olun. İçeride kardeşlerimiz bekliyor. İnşallah daha detaylı bir şekilde bütün bu konuları birlikte ele alacağız. Allah'a emanet olun. Allah yar ve yardımcımız olsun.
Başbakan Ahmet Davutoğlu AK Parti 5. Olağan Kongresi'nde Ankara Arena Spor Salonu'nun dışındaki kitleye bir konuşma yaptı. Eşi Sare Davutoğlu ile beraber sahnedeydi. Bu konuşmayı tamamladıktan sonra Ahmet Davutoğlu eşiyle birlikte içeri girmek için hazırlanıyor. Biz de içeriden yayınımızı sürdürüyoruz. Şimdi Funda Görev ve Oğuzhak Sever devralacak yayını bir süre için. Konukları da AK Parti Genel AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal olacak. Teşekkürler arkadaşlar. Başbakan, AK Parti Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu dışarıda konuşmasını yaptı. Anlaşılan 1 Kasım seçim kampanyasının da ilk konuşmaları bunlar. Çünkü tonu o şekildeydi. Partiyi harekete geçirme, delegeleri harekete geçirme sözleriydi bunlar. Yürüyüş, sefere hazır mısınız biçiminde. Mahir Ünal'a hoş geldiniz. Daha doğrusu biz de hoş bulduk aynı zamanda. Ev sahibi sayılırsınız. Sağ olun. Sıçrama kongresi diye bir tanım var bu kongreyle alakalı olarak. Altını nasıl doldurdunuz? Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi aslında bu kongre öncelikle örgütsel sürdürülebilirlik ve kurumsal sürdürülebilirliğin geleceğe taşınmasının altyapısını oluşturan hem Sayın Başbakan'ın konuşmasıyla hem de ortaya koyduğumuz mesajla aslında hem örgütsel hem de toplumsal sürdürülebilirliğin, çünkü Türkiye bugün çok kritik bir süreçten geçiyor. Ve siyasi partiler toplumun iradesini taşıyan aygıtlardır. Ve bugün toplumun iradesini en güçlü şekilde taşıyan aktör AK Parti. Dolayısıyla AK Parti'nin topluma ne söylediği, hangi toplumsal tekliflerde bulunduğu ve hangi siyasi pozisyonu aldığı çok önemli. Önümüzde de bir seçim olduğu için aslında bu kongre biraz da seçimin hem başlangıcı hem tekrardan bizim kim olduğumuzun ve ne yapacağımızın bir hatırlatılması, hem de Türkiye'ye ümit vermek, güven vermek ve büyük bir cesaretle birlik, dirlik, beraberlik içerisinde bir gelecek yürüyüşünü yeniden toplumun önüne koymak. Bu bizim sorumluluğumuz. Çünkü dediğim gibi %41, %50 oylar almış, siyaseti konsolide etmiş, 13 yıl içerisinde çok büyük icraatlar gerçekleştirmiş ve toplumun sigortası niteliğinde olan, çünkü merkezde yer alması itibariyle adeta toplumun omurgasını oluşturan kesimlerin teveccühüyle siyaset yapan bir siyasi partinin kongresi ve mesajları tabii ki çok önemli. Bugün Sayın Başbakanımızın yapacağı konuşmada da bunu net bir şekilde göreceğiz. Ve her şeyden çok bugün tekrardan birliğe, dirliğe, beraberliğe, ama bunun yanında cesarete, umuda ihtiyacımız var. Ve tabii AK Parti ve AK Parti kadroları bunu tabii ki toplumla paylaşmak durumunda. Bütün bu anlattıklarınızın parti yönetimi listesine nasıl yansımasını bekleyelim? Yani hem 1 Kasım'da tek başına iktidar hedefini yeniden önüne koyan bir Adalet ve Kalkınma Partisi var. Bir yerde kurumsal hafıza var ama bir yerden de dinamik bir yapı arayışı var. Bütün bunlar yönetime nasıl yansıyacak? Şimdi siyasi partiler yaşayan organizasyonlar. Yani bir, sürekli kendilerini yenilemeleri gerekir. Ama bu yenileme kurumsal hafızadan da kopmadan yapılmalıdır. Yani siyasetin en önemli dinamiklerinden bir tanesi, öncelikle eğer siyasetinizin bir hafızası varsa bir gelecek inşa edebilirsiniz. O yüzden ben kurumsal sürdürülebilirlik ifadesini özellikle kullandım. Ve bugün zaten bizim kullandığımız temel sloganlardan bir tanesi de ilk günkü aşkla. Yani hem kurucu değerlerimize referans veren, hem o yeniden doğuşu ve daha sonra 2007'de bütün o karşı vesayet saldırılarına meydan okuyan, 27 Nisan'da demokrasinin yanında duran ve meydan okuyan AK Parti, 2011'de deneyimi ve tecrübeyi tamamen ustalığa ve icraata dönüştürmüş bir AK Parti ve bugün dünüyle, bugünüyle yarına yürüyecek olan bir AK Parti. Yani
AK Parti'nin birazdan Mete Yakal listesi açıklandığında da bunu göreceksiniz. Hem hafızası, hem dinamizmi, hem gençliği, hem eylemi bir arada olan bir yapı inşa ediliyor ve bu devam edecek. Ne kadarlık bir değişim öngörüyorsunuz MKYK listesinde? Oran verebilir misiniz Sayın Hanım? Şimdi bütün dünyada dediğim gibi az önce ifade ettim. Önce siyasi kurumlar kendi hafızalarını muhafaza ederler. Dolayısıyla AK Parti siyasetinin hafızası, deneyimi, tecrübesi konumunda olan ve 3 dönem yasağının artık bitmesiyle birlikte tabii ki partinin o hafızası niteliğindeki deneyimi, tecrübeyi temsil eden bir MKYK'da yapı olacak. Bir de tabii partiyi geleceğe taşıyacak ve o deneyimi ve tecrübeyi kendi zihnine ve kalbine içselleştirip o tecrübeyi bir süre sonra eyleme dönüştürecek gençler de olacak ve şöyle söyleyebilirim, yaklaşık %40'lık 30'luk bir yenilenme söz konusu listelerde. Ama bu liste döneminde ve daha doğrusu kongre öncesinde ilk defa AK Parti'de bu kadar tartışmaların olduğu şeklinde kulis bilgileri basına yansıdı. Bunlara ne diyorsunuz? Nihayetinde tartışmaların sonucunu neye bağladığınız önemlidir. Yani tartışma güzeldir, müzakere güzeldir, diyalog güzeldir. Ama bütün bunların sonucunda ortaya çıkan şeyin ne olduğu önemlidir. İşte bugün gördüğünüz gibi burada birlik, beraberlik içerisinde güçlü bir şekilde heyecanla kongreye gidiyoruz. Ve tabii bugün kongremizde müzik kullanmıyoruz. Aslında tabii kongreler biraz da o müziğin, heyecanın, duyguların tavan yaptığı organizasyonlardır. Ama Türkiye'nin acıları var, şehitlerimiz var. Dolayısıyla siyasetin omurgasında olan bir partinin tabii ki bu hassasiyeti fazlasıyla göstermesi gerekir. Şimdi başbakanımızın konuşmasında biz o heyecanı, o dinamizmi göreceğiz. O birlik, beraberlik mesajını göreceğiz hep beraber. Evet, başbakan salona giriyor. Evet. Bir süre buna tanık olalım. Profesör Doktor Ahmet Davutoğlu. Şimdi tek aday olarak ikinci defa kongreye giriyor. Ve tek MKYK listesi bu kongreye delegelerin onayına sunulacak. Ancak bundan önceki olağanüstü kongrede açılışı o zamanın genel başkanı Recep Tayyip Erdoğan yapmıştı. Şimdi açılışı yapan bir genel başkan olarak salondaki yerini alacak. Kongrenin programına göre de zaten önce divan oluşacak. Divandan sonra da genel başkanın konuşmasını izleyeceğiz. Sayın Ünal, Cumhurbaşkanı'nın MKYK listesinde de dahli sürekli konuşuldu. Bu konudaki görüşünüz, değerlendirmeniz ve bunun oranı konusunda bir bilgi verebilir misiniz? Şimdi şimdi az önce bahsederken yani o kurucu değerler, siyasetin hafızası, bunun kurucu önderliğini yapan kurucu liderimiz bugünkü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Evet. Ve bugünkü Cumhurbaşkanımızı diğer Cumhurbaşkanlarından ayıran temel özellik 10 Ağustos 2014'te bir siyasi kampanya yaparak Türkiye'de ilk defa bir Cumhurbaşkanı adayı büyük bir siyasi kampanya yaptı. Diğer Cumhurbaşkanı adaylarıyla birlikte kendi siyasetini, kendi siyasal söylemini, Türkiye'ye dair bakışını ortaya koydu ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazandı. Dolayısıyla siz artık bu Cumhurbaşkanı'na siyasi bir kişilik değildir diyemezsiniz. Dolayısıyla siyasi bir kişilik olan ve AK Parti'nin kurucu genel başkanı, kurucu değerlerini belirleyen siyasi aktör olarak ve hepsinden önemlisi de o hafızada önemli bir yer etmiş bir lider olarak
bu konuda düşüncelerini ifade etmesi ve istişare mekanizmasının içerisinde onun da görüşlerinin alınması tabii ki önemlidir. Evet. Ama şöyle bir şey denmesi tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımıza bühtan olur. MKYK listesini Sayın Cumhurbaşkanı belirledi ya da %70 oranında ya da %50 oranında, hayır. Tabii ki bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızla da istişare yapılmıştır. Çünkü bu yapının, yani milletin büyük teveccühünü kazanmış bu Merkez Parti'nin hafızasında büyük bir yeri var Sayın Cumhurbaşkanı. Bu arada Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun salona girişine de tanıklık etti. Eşiyle birlikte kongre salonundakileri selamlayarak yerine geçti. Divan teşkilinden sonra aslında kongrenin resmi olarak başlayacağını da söyleyebiliriz. Hep bir kurumsal hafızadan söz ediliyor. Bugün de burada AK Parti'nin kurucu değerlerini gözeten yeni bir mekanizma kurulması için bir tüzük değişikliğinin de yapılacağı bilgisi var bizde. Bu kurucu değerlere dönüş, kurumsal hafızayı yeniden yakalama gibi bir arayış var mı partide? Ne dersiniz? Hayır, aslında bu kurumsallaşmanın bir sonucu. Yani eğer Türkiye'de bugün siyasi partilere baktığınızda merkezde duran siyasi partilerin hiçbirisinin gerçek anlamda kurumsallaşma noktasında, yani CHP'yi, MHP'yi ele aldığınızda, yani CHP'nin evet Türkiye'nin ilk siyasi partisi olması ve o günden bugüne yaşadığı sürece baktığınızda ciddi sorunlar yaşadığını görürsünüz. AK Parti ile birlikte bir ilk yaşanıyor aslında. Gerçek anlamda bir siyasi partinin doğuşu, kurumsallaşması ve kurumsal hafızasını geleceğe taşıyacak şekilde yeniden yapılanmasının nasıl gerçekleşeceğini AK Parti uygulamasında net olarak görüyoruz. Dolayısıyla bütün bu çalışmalar, bütün bu yaşananlar aslında hem bir öğrenmeyi hem de bir gelişmeyi içeriyor. Şöyle bir şey diyemeyiz. Gelişmek ve öğrenmek dediğimiz şey aslında yaşadığınız krizlerle ilgilidir. Yani hem insan mikro ölçekte hem de örgüt makro ölçekte eğer kendi krizlerinden, hatalarından, yaşadıklarından bir deneyim, tecrübe ve hafıza oluşturabiliyorsa bir yetişkin ve gelişkin olabilir. O yüzden AK Parti kendi krizlerini aştıkça, AK Parti demokrasinin krizlerini aşmasında siyasal bir aygıt olarak güçlü bir şekilde ayakta durdukça, Türk toplumu kendi krizlerini aştıkça hem Türkiye gelişecek, kurumsallaşacak, hem AK Parti gelişecek, kurumsallaşacak. Çünkü Türkiye'nin gerçekten kurumsallaşmış, demokrasinin, özgürlüğün, siyasetin merkezinde duran yapılara ihtiyacı var. Ve bugün AK Parti bu önemli adımlardan bir tanesini atan siyasal bir organizasyon olarak önemli bir yerde duruyor. Tüzük değişiklikleri bu kongrenin saç ayaklarından bir tanesi. Tamam, 3 dönem bu kurucu değerler kurulunun da var olduğunu biliyoruz. Başka değişiklikler var mı? Bunlardan mı ibaret? Şimdi evet, tüzükte bir değişiklik oluyor. Zaten tüzük değişikliği oylanacak. Ve her kongre biraz da bir partinin kurumsallaşmasını ve hafızasını zenginleştirdiği için bu kongrenin de AK Parti'ye çok büyük katkıları olacaktır. Mesela ilginç bir şey söyleyeyim. Bizim teşkilat başkanlığımız her kongreden sonra yaşanan eksikleri, hataları, kusurları rapor halinde getirir ve bir sonraki teşkilat başkanlığına devreder. Ve tabii burada bence en önemli değişiklik MKYK'daki yenilenme ve o yeniden yapılanma ve tabii hemen onun arkasından gelecek MYK değişikliği, evet. Ve hemen onun arkasından gelecek milletvekili listelerinin belirlenmesi ve seçim. Parlamentoda grupta beraber çalışacağınız arkadaşlarınızın listesinde de çok büyük değişiklik bekliyor muyuz? Yani belli revizyonlar olacak. Öyle ama çok büyük değişiklik beklemiyorum. Çünkü zaten biz henüz daha Mayıs ayında
bütün Türkiye'yi tarayarak kendi adaylarımızı belirledik ve belirlediğimiz adaylardan 258 milletvekili geldi. Bu 258 milletvekilinin ve aday gösterilecek 550 milletvekiliyle beraber bazı revizyonlar olacaktır. Yani belli illerde belli revizyonlar olacaktır. Yani işte Diyarbakır gibi, Urfa gibi, işte Güneydoğu'da özellikle yeniden bir gözden geçirme olacaktır. Tabii üç dönemlik dediğimiz yeniden gelenler AK Parti'nin yeniden vitrininde ve kurumsal hafızasında devam edecek, o sözünü ettiğim sürdürülebilirliği sağlayacak olanlar da yeniden listelerde yer bulacaklar. O yüzden belli bir şeyler, revizyon listelerde olacak. Ama hassas bir çalışma olacak demek ki. Biraz kuyumcu hassasiyetiyle çalışmak gerekecek. Yani oy Diyarbakır, Urfa, Güneydoğu illeri diyerek oy kaybı olan yani, yerlere özel ilgi göstereceğini. Bizim öncelikle şu çok önemli. Eğer bölgede AK Parti yoksa bu çok ciddi anlamda bir temsil sorunudur. Çünkü Türkiye'nin her bir ilinden aşağı yukarı milletvekili çıkaran, oy alan ve Türkiye'nin adeta çimentosu, sigortası niteliğinde bir siyasi partiden bahsediyoruz. Bölgede CHP yok, bölgede MHP yok, bölgede diğer siyasi partiler yok. Şimdi HDP'ye aslında buradan şunu sormak gerekiyor. Bölgeden AK Parti'de gittiği zaman bölgede siyaset kalacak mı? Bölgede siyaset kalmayacak. Dolayısıyla AK Parti'nin bölgedeki varlığı çok önemli. Siyasetin, çünkü bölge halkı siyasete tutunmak istiyor. Bütün provokasyonlara rağmen bölge insanı sokağa çıkmıyor. Çünkü o siyaset aracılığıyla sorunları çözeceğini biliyor. Kana bulaşmak istemiyor, şiddete bulaşmak istemiyor. Terör örgütünün dayatmalarına boyun eğmek istemiyor. Siyasete tutunmak istiyor. Siyasete tutunmak için de tercihlerinin olması gerekiyor. O yüzden AK Parti'nin bölgede olması, AK Parti'nin daha önceki aday listelerinde neden sonuç alamadığını tekrardan gözden geçirmesi, tabii seçim güvenliğini tekrardan bir gözden geçirilmesi gerekiyor. Bütün bunlar dikkate alındığında evet tabii ki bölgedeki listeler yeniden bir gözden geçirilip değerlendirilmesi gerekiyor. Sayın Ünal, MYK üyesisiniz. Mutlaka seçim güvenliği konusu orada gündeme geldi ama tabii ki bu asıl bürokrasi, güvenlik bürokrasisiyle hükümetin temas alanında özellikle var olan bir konu. Ama AK Parti'nin bu konuda ciddi bir özgüvenle kamuoyuna çıktığını görüyoruz. Merak etmeyin, seçim güvenliği yapılacak olacak. Bunu biraz açar mısınız? Nasıl olacak? Nelere dayanıyor bu? Üstelik de yani sokağa çıkma yasağının uzun süre uygulandığı kentler de var. Yani mesela Cizre bu anlamda çok önemli bir örnek. Yani biz Türkiye'nin hiçbir ilinde, hiçbir ilçesinde birilerinin sokakları hendeklerle kapatıp yollara mayın döşemesini, roketlerle, silahlarla adeta kurtarılmış bölgeler ilan etmesine devlet izin veremez. Dolayısıyla seçim güvenliği dediğimiz şeyle sandık güvenliği dediğimiz şey çok farklı. Evet. Seçim güvenliği insanların hiçbir baskı altında kalmadan güvenli bir şekilde sandığa iradelerini yansıtma hatta işidir. Hatta gitmeleri. Evet, yani gitmeleri işidir. Şimdi dolayısıyla öncelikle bölgede eğer birileri kurtarılmış bölge, devletin ulaşamadığı bir takım alanlar oluşturma çabası içerisine girerse, işte Cizre'de olduğu gibi tabii ki bu kabul edilemez. Tabii ki orada her şeyden önce oradaki insanlarımızın, Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlarının güvenliğini sağlamak zorundayız. Ve artı güvenli bir şekilde sandığa iradelerini yansıtmalarına zemin hazırlamak zorundayız. Ama burada bir hususu da gözden kaçırmayalım. Bugün bir AK Parti hükümeti yok. Bugün anayasal bir seçim hükümeti var. Evet, Sayın Genel Başkanımız bu seçim hükümetinin başbakanlığını yapıyor ama nihayetinde bu bir seçim hükümeti. Ve bu seçim hükümetinin güçlü bir şekilde ayakta durmasını sağlayan
merkezdeki siyasi irade. Yani şimdi biz bütün bu süreçte herkes, her şey sizin de gözünüz önünde cereyan etti. İşte Funda Hanım da meclisten biliyor. Eğer sorumluluğumuzu üstlenip seçim hükümetini kurmasaydık, ortaya çıkabilecek sorunun boyutlarını düşünmek istemiyorum. Ama ben şunu biliyorum ki hem Cumhurbaşkanımız hem Başbakanımız, Milli Güvenlik Kurulu'nda yapılan görüşmeler, İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, bütün bunlar yapılan çalışmalarla o bölgede seçim güvenliğini sağlamaya dönük şu anda başlayan ve Kasım ayına kadar da insanların rahat bir şekilde oylarını kullanabilecekleri, baskı altında kalmadan oylarını kullanabilecekleri bir zemini oluşturmanın mücadelesi veriliyor. Ve tabii ki bu siyaset açısından çok önemli. Şimdi az önce görüntülerde hem siz süreci anlattınız, yani seçim hükümetinin neden kurulduğu sürecini anlattınız. Biraz önce de görüntülerde parti yöneticilerine ayrılmıştınız.